Gün ortasında Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Her zaman yaptığımız gibi Amerikan seçimlerine geri sayıma devam ediyoruz. Bugün Amerika'nın yeni başkanını seçmesi için veya Trump'la yeniden devam etmeye karar vermesi için son 7 gün. Bakalım Amerika nasıl bir yön verecek kendisine ve elbette dünyada nasıl bir mesaj vermiş olacak. Amerikan gazetelerine şöyle hızlıca bakacağım ama bugün iki konuğum var. O yüzden gazete taramalarımızı elimden geldiğince hızlı geçmeye çalışacağım. Önce Amerikan Başkanı Trump'ın dün paylaştığı bir tweet'i ve tweet üzerinden tabii ki buna reklam diyoruz, seçim reklamı diyoruz. Onu paylaşmak istiyorum. Burada Trump kendisini, şimdi bunu yönetmenimiz de ekrana getirecektir. Kendisini böyle çok yüce bir başkan, seçim mitingleri yapıyor. Ama rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ı da merdivenlerden aşağı inerken böyle sanki işte o aşağıya iniyor ama ben yukarı çıkıyorum edasıyla paylaştığı bir tweet. Hemen kısaca izleyelim. Neden bu video ve neden hafta başından beri Amerikan medyasını tararken Amerikan gazetelerinde Amerikan demokrasisi kırılma noktasında deniyor? Şimdi bu videolarda, bu paylaşımlarda özellikle vurgu yapılan Amerikan Başkanı Trump'ın iletişim dili. Bu iletişim dili ulusal güvenlik sorunu. Biz bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Ben kendi adıma ilk 2006 yılında Washington Times gazetesinde böyle bir makale yazmıştım. Ancak o zaman bunu söylediğim kişi Amerikan Başkanı değildi. Sanırım tahmin edersiniz. Şimdi bu iletişim dili hakikaten çok önemli. New York Times'ın meşhur yazarlarından Tom Friedman bugün bu seçimden önce yazacağım son makalem diyor ve o son makalesinde vurgu yaptığı unsur şu: Beyaz Saray'da doğru söyleyen, birleştiren, iyileştiren bir lideri çok özledik, farkında mısınız diyor Tom Friedman ve bugünkü köşe yazısını da buna adamış durumda. Bundan sonra hızlıca geçmemiz gereken Amerikan Başkanı Trump. Amerikan Başkanı Trump işte seçimden eğer seçimi kazanacak olursa o zaman bundan sonrasında İsrail'in artı 5 Arap ülkesiyle daha normalleşmek üzere hazır olduğunu ve bu 5 Arap ülkesini de hazır ettiklerini ve hatta devamının geleceğini ve hatta artık bütün Arap ülkelerinin İsrail'i tanımaya hazır olduğu gibi bir açıklamada bulunuyor. Bunları izleyeceğiz, göreceğiz. Ama bugün iki konuğum var dedim. O yüzden hemen öncelikli olarak size ilk bağlantımızı internet üzerinden La Haye, Hollanda'ya döneceğiz. BBC muhabiri ve benim de çok kıymetli bir meslektaşım Yusuf Özkan'la konuşacağız. Sayın Özkan, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Tülin Daloğlu. Merhaba. Şimdi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden siyasi partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortak bir açıklamaları oldu. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik ifadeleri sonrasında bu dört parti ortak bir açıklamada bulundular ve Macron'u eleştirdiler ve hatta kınadılar da diyebiliriz. Şimdi artı Fuat Oktay'ın da Charlie Hebdo bir Fransız dergisi. Bu Fransız dergisi 2015'te aslında ilk gündem olmuştu. Ve gündem olduğunda Hazreti Muhammed'in karikatürleri çizilmişti. Ve o karikatürlerin çizimi, paylaşımı arkasından da saldırıya uğramıştı. Çalışanları öldürülmüştü. Ve Charlie Hebdo'nun bu hafta içerisinde, daha doğrusu Eylül sonundan itibaren bu ilgili dava görülmeye başlandı. Şimdi dün aynı zamanda işte bu süreç devam ederken bir haber daha paylaşayım, onu da söyleyelim. Pakistan'da
Birisi yaptı bu haberi Sayın Özkan. Şimdi bu dava görüşülmeye başladıktan sonra ayın 29'unda yani 29 Eylül'de birisi Charlie Hebdo'nun çalışanlarından birini bıçakladı. Ve bıçakladıktan sonra işte Pakistan'da bu bıçaklayan çocuğun ailesiyle Euronews gitti, röportaj yaptı ve bu Pakistanlı aile çocuklarının bu Charlie Hebdo çalışanını bıçaklamasından ne kadar memnun olduğunu anlattı bu gazete haberinde okuduğumuza göre. Şimdi Fuat Oktay işte bu Charlie Hebdo'nun giderek artan şekilde paylaşımlarında dün aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan bir karikatür paylaşmıştı. Fuat Oktay dedi ki fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız, iflah olmaz. Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum dedi. Ve de Hollanda, Geert Wilders, aşırı sağcı bir milletvekili. O da sanıyorum bütün aslında dünya kamuoyu 2005'te tanımıştı. O zaman da bir Danimarkalı gazete, pardon dergi yine Hazreti Muhammed'in karikatürlerini paylaşmıştı. Ve işte onun akabinde bazı yaşananlar olmuştu diyeyim. Orayı hızlı geçeyim. Ama Geert Wilders yine bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Ve şimdi Cumhurbaşkanlığı Wilders'a karşı bir dava açıyor. Ve Hollanda hükümeti diyor ki bu kabul edilemez. Şimdi ben size bu soruyu atarken fark ettiyseniz izleyenlerimiz de ümit ediyorum fark ettiler. Biz bunu hangi zaman dilimi içerisinde ve hangi koşullarda paylaşıyoruzu özellikle vurgu yapmaya çalışıyorum. Çünkü bizler gazeteci olarak bir olayların akışına, zaman takvimine de dikkat etmemiz gerekiyor. Son 8 sene içerisinde Fransa'da toplam 32 IŞİD saldırısı oldu. Bu saldırıların ikisinde, sadece ikisinde 200'den fazla kişi öldürüldü. Charlie Hebdo bunlardan bir tanesi sadece. Ama şimdi böylesine bir akım içerisinde Macron bazı açıklamaları yapıyor, Hollanda hükümeti açıklamaları yapıyor ve sanıyorum Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki oluşan bu mükemmel kasırgada sağlam bir iletişim sorunsalımız da var. Hollanda'da tam olarak nasıl aktarılıyor bu haberler diyeyim, sözü size bırakayım Sayın Özkan. Evet, aslında tam da doğrusu bu iletişim kasırgası sonucunda bütün bunlar yaşanıyor. Aslında bir anlamda dün en zorda kalan isimlerden birisi Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ydi. Çünkü Rutte politik olarak hiç beğenmediği, hiç tasvip etmediği Geert Wilders'ı savunmak durumunda kaldı. Bunun nedeni de Türkiye'yle yaşanan karikatür krizi. Aslında birkaç sene geriye gittiğimizde Wilders Hollanda'da daha önce Amerika'da saldırıya uğrayan karikatür sergisine tepki amacıyla bir Muhammed Peygamber karikatür yarışması düzenlemişti. Hatta parlamentoda bunu yapma kararı almıştı. Daha sonra tepkiler üzerine ulusal Güvenlik Kurulu'nun uyarısı üzerine geri adım atmıştı bundan ve kapalı bir şekilde internet üzerinden sonuçlandırmıştı karikatür yarışmasını. Macron'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik sözlerinin ardından o yarışmada gündeme gelen karikatürlerden birisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsüyle uyarlayarak Twitter hesabından paylaştı ve üzerine terörist ifadesini kullandı. Aslında çok ciddi alınacak bir politikacı değil Geert Wilders. Ülkesinde ana muhalefet partisi lideri, bu çok acı bir şey. Hollanda gibi liberal demokrat bir ülkede aşırı sağın bu kadar güçlenmesi, ana muhalefete gelmesi de bir ayrı bir tartışma noktası. Ama Wilders özünde ciddi alınacak bir isim değil. Bütün politikalarını Twitter üzerinden yürüten birisi, ne örgütü var, ne programı var. Sadece halka gerçekleşmesi imkansız ama kulağa hoş gelen şeyleri
vaat eden bir isim ve sürekli gerilimden beslenen bir isim, sürekli provokatif davranan bir isim ve son yıllarda özellikle göç ve İslam'ı kendisine propaganda aracı seçmiş bir isim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna tepki vereceğini biliyordu ve karşılıklı olarak aslında bir çıkar söz konusu. Çünkü Batı medyasında, bugün yine Fransız medyasında da ağırlıklı olarak bu konu işleniyor. Yani Türkiye'nin birazcık gerilimi tırmandırmaktan hoşnut olduğu, çünkü özellikle ekonomi başta olmak üzere iç politikadaki birçok konunun konuda kamuoyunun dikkatinin dağıtılması açısından bu tür gerilimlere ihtiyaç olduğu yorumları yapılıyor. Benzer şekilde Wilders'ın ya da diğer Avrupa'daki aşırı sağcıların Erdoğan'a yönelik bu tepkileri dile getiren ya da benzer şekilde hareket eden aşırı sağcı politikalarında gündemde kalması, taraftar bulabilmesi için bu tür krizlere ihtiyacı vardı. Dolayısıyla bu iletişimsizlik bir anlamda her iki tarafın da çıkarına dönüşen bir eyleme büründü diyebiliriz. Evet. Şimdi ama burada tekrardan hani altını çizmemiz gereken bazı hususlar var. Şimdi Geert Wilders Twitter üzerinden bir paylaşım yapıyor. İşte bunu söyler misiniz, eder misiniz? Bu ifade özgürlüğü müdür, değil midir? Charlie Hebdo'nun yaptığı ifade özgürlüğü müdür, değil midir? Şimdi bizler gazeteci olarak artı yetişkin insanlar olarak belli kurallarla yaşamak durumundayız. Gazetecilerin yayın kurallarının en başında gelen sorumluluk sahibi olmak ve sorumlu yayıncılık yapmaktır. Yani aklımıza gelen her şeyi ağzımızdan çıkarmak değil, bu yetişkin insanın da davranışı değil. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman Amerika gazetecilik yasaları açısından, medya kanunu açısından baktığımızda da, ifade özgürlüğü anlamında da baktığımızda, nefret söylemine kesinlikle hiçbir cezai hukuki müeyyide getirmiyor. Ama Avrupa'da böyle bir şey söz konusu değil. Ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Eminim siz de biliyorsunuzdur bunu. Bunu ben 2006 yılında o bahsini ettiğim Danimarkalı derginin yapmış olduğu şeyden sonra da anımsatmıştım. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Otto Preminger Enstitüsü'nün Avusturya'ya karşı açmış olduğu davada kayda geçirdiği bir karar. Orada diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insanlara anlamsızca saldırgan gelen dini çizimlerin, söylemlerin, inanç özgürlüğüne, özgürlüğünü ihlal ettiğini ve insan ilişkilerini ilerletmek için kamusal bir diyaloğa katkı sağlaması mümkün değildir diyor. Ve başarılı demokratik bir toplum için dini farklılıklara saygılı olmak önemlidir diye de vurgusunu yapıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani aslında bu ifade özgürlüğünden daha farklı bir şekilde sorumlu yayıncılık anlamında baktığımızda da çok sorumlu bir yayıncılık politikası değil. Amerika'daki hiçbir gazete nefret söylemi de dahil olmak üzere bu kadar serbest olmasına rağmen Hazreti Muhammed'le ilgili çizilen bu saygısız karikatürleri yayınlamadı. Halbuki hiçbir cezai hukuki müeyyidesi olmamasına rağmen. Bunun da altını çizelim. Ama bizler şimdi Türkiye'den bu etkileşim içine girdiğimiz zaman Fransa'da bir tarih profesörü, tarih öğretmeni öldürüldü, Samuel Paty. Bunun haftasında yaşanıyor bu. Bu anlamda sanıyorum üzücü oluyor. Bir, bunun vurgusunu tekrardan yapalım. Çünkü bu Türkiye ve Avrupa arasında bir taraftan bakıyorlar, medeniyetler çatışması diye bunu yorumluyorlar. Halbuki aslında ortada medeniyet değil ama siyasetçilerin bir anlaşmazlığı var. Bu bir. İkincisi, Charlie Hebdo bir Fransız devlet kurumu değil, bir devlet kurumunun yayın organı değil, özel bir gazete, bir dergi diyeceğim. Sizin burada bir kısa yorumunuzu artı sizden de gazeteci olarak almak istiyorum.
Tabii ki yani özellikle Charlie Hebdo'nun dünkü kapağı aslında savunulabilir bir yanı olmayan daha öncekiler İfade özgürlüğü gibi. anlamında diyorsunuz değil mi? Evet yani çok da hoş bir şey değil. Çünkü hani bu kadar ayağa düşmemeli mizahta, gazetecilikte. Ya o anlamda eleştirilir tarafı ama tabii ki özellikle siz de belirttiğiniz gibi bu öğretmenin boğazının kesilerek öldürülmesi sadece Fransa'da değil Batı toplumunda ciddi bir infiale yol açtı. Daha öncesinde de bunun yaraları vardı. Hem Paris'teki saldırılar, Brüksel'deki saldırılar, Avrupa'nın birçok yerinde işte yani İslam'ı esas alan kimi grupların gerçekleştirdiği saldırılardan sonra kamuoyunda böyle bir tepki vardı ve Fransa'da son olaydan sonra ciddi bir kamuoyu tepkisi oluştu. Bunun ardından geldi zaten bu tartışmalar. Aslında hani sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin devlet düzeyinde hani bu tepkileri ciddiye almayıp hiç kulak tıkasa belki bu kadar büyümeyecekti ya da Fransa'daki olayın üzerine yoğunlaşılsa ama tam bu olayların haftasında peş peşe hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik açıklamaları hem de diğer Avrupalı liderlere yönelik faşist suçlaması tepki doğurdu. Bir de üzerine karikatür nedeniyle dava açması Hollandalı Ana Muhalefet Partisi liderine tabii ki tepkileri doğruya çıkardı. Çünkü daha öncesinde benzer tartışmalar olmuştu. Hatta Hollanda'da 100 yıllık bir yasa vardı. Dost devlet başkanlarına hakareti suç sayan bir yasa. Evet. Ve bu geçen yıl hükümet ortağı bir partinin önerisiyle yürürlükten kaldırıldı. Gerekçe olarak da Erdoğan'ın sürekli her şeye dava açması. Evet, bazı şeyleri Batılılar da tasvip etmiyor. Özellikle Geert Wilders ya da Charlie Hebdo'nun Muhammed Peygamber karikatürlerini sürekli gündeme getirmesi, yani en azından Hollanda, Almanya gibi Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeler tarafından çok da benimsenmiyor. Çünkü ekonomik olarak özellikle Hollanda, Orta Doğu'da Arap ülkeleriyle çok ciddi iş ilişkisi var ve bunlardan ciddi zarar görüyor. Aynı zamanda güvenlik sorunu da var. Pakistan'dan, Orta Doğu'dan insanlar geliyor. Mesela Wilders'a saldırı düzenlemek için Lahey'de geçen yıl istasyonda meclisin önünde yakalanan kişiler oldu, yargılandılar filan. Bu nedenle bu güvenlik sorunundan da bıkmış durumda ve onlar da tasvip etmiyorlar ama bir taraftan da tabii Batı ve demokrasi açısından bakıldığında özellikle dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi karikatürüne ilişkin açtığı dava kabul edilemez olarak görüyoruz. Nitekim dün başta Hollanda Başbakanı olmak üzere birçok Avrupa lider benzer şekilde benzer görüşleri de getirdiler. Yani evet inançlara ya da kişisel haklara saygı buna katılıyoruz, haklısınız. Ama bizim demokrasi anlayışımızda da bir siyasi partinin liderinin karikatürünün paylaşılması suç değildir. Bu kadar da sınırı aşmayın yorumunu Evet. yapıyorlar ki kendi yasaları ve Batı değerler arasından da haklı görülebilecek bir çıkıştır bu sonuçta. Evet. Gazeteci Yusuf Özkan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar, teşekkürler. Çok mersi, sağ olun. Şimdi bu haberi kapatırken ama bir iki bir şeye daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Reuters haber ajansı geçiyor. Fransa Aralık sonundaki yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye daha etkin bazı adımların, bazı mesajların verilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunmuş. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Fransa'ya bu yönde tam destek verdiğini açıkladı ve Türkiye'nin bu çıkışının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Öte taraftan Amerikalı senatörler Çin'in Uygurlu Türklere yaptıkları davranışların, uygulamaların artık soykırım çizgisinde olduğunu veya soykırıma yakın olduğunu belirten bir yasa tasarısını dün Kongre'de sundular. Buradan bir şeye daha dikkat çekelim. Ondan sonra stüdyodaki konuğumuza döneceğiz. O da dün Dağlık Karabağ'da Ermenistan son biliyorsunuz
insani ateşkesler imzalanıyor. En son Amerika'nın da araya girmesiyle yeni bir ateşkes daha imzalandı. İmzalandı da değil, duyuruldu. Ama ondan sonra bu da yani neredeyse bir saat falan da sürmeden hemen çok hızlı bir şekilde ihlal edildi. Fakat dün Ermenistan, Azerbaycan'ın Barda şehri yakınlarında bir köye misket bombası attı ve biri çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralandı. Şimdi dış medya bunu nasıl görüyor diye bakacak olursak, dış medya ısrarla bu toprakların Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları olduğu ve Azerbaycan'ın işgalden topraklarını kurtarmaya çalışan taraf olduğunu görmezden geliyor. Bu atılan misket bombasının da bir savaş suçu olduğunu ne yazık ki öyle çok açıktan ifade etmiyorlar. Bunu da kayda geçirmemiz gerekiyor. Dün aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefonda bir görüşme yaptı ve bu görüşmede de işte her iki taraf, hem Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yaşanan bu çatışmalar konusunu, hem Suriye'yi hem de Libya'daki konu başlıklarını ele almışlar. Ama bakalım oradan ne çıkacak, onları zaman içerisinde göreceğiz. Ve Avrupa. Avrupa bir bir sokağa çıkma yasaklarını yeniden ilan etmeye başladı. Avrupa'da koronavirüs vaka sayıları giderek artıyor. Bugün Financial Times'ta bir haber vardı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, biliyorsunuz bu programda özellikle Lagarde'ın açıklamalarını ısrarla paylaşıyorum. Çünkü Lagarde kışa girerken Avrupa'nın koronavirüs vaka sayısında beklendiği gibi aşağı doğru bir inme değil, aksine daha kötüye giden bir tabloyla kışa gireceğini belirtmişti. Ve fakat şimdi hani bu ekonomik olarak bizi daha fazlasıyla darboğaza koyar derken, Financial Times'taki bugünkü bu haberde daha farklı, daha ciddi bir alarm zilini çalıyor. Ve Avrupa'daki deflasyon, yani enflasyonun olmamasının da aslında işlerini zorlaştırdıklarının altını çiziyor. Ama Avrupa hakikaten koronavirüsle mücadelede eğer ki üretimi yeniden ayağa kaldıramazlarsa, vaka sayılarının artışını, bulaşıcılığı kontrol edemezlerse zor durumda olacağını söylüyor. Şimdi hal böyleyken stüdyodaki konuğumuza dönelim. Eski bir diplomatımız var stüdyoda, Doktor Hakan Akbulut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi biz sizinle daha önce de bir programda konuşmuştuk Sayın Akbulut. Durum hakikaten enteresan. Yani Avrupa'da koronavirüs vaka sayıları arttıkça ondan sonra onlar ekonomik olarak içeri kapanıyorlar. Türkiye Avrupa ile olmaması gereken bir şekilde kötü bir durumda. Sanki mükemmel bir kasırga hazırlanıyor gibi ilişkilerde. Öyle bir tablo ortaya çıktı. Ve fakat dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dedi ki çok uluslu şirketler üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı dedi. Tabii bu Avrupa değil ama neticede para, biliyorsunuz, öyle Avrupa diye Avrupa olarak blok kalmıyor. Şimdi böylesine bir durumda biz uzun zamandır takip ediyoruz. Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım gelmiyor. Nasıl gelecek bu yabancı yatırım böylesine bir durumda? Çok teşekkürler. Gerçekten dünyadaki yabancı yatırımların %40 oranında azalacağını düşünüldüğünde Türkiye'ye 2020 yılında gelecek yabancı yatırımın ne kadar az olacağını tahmin etmek mümkün. Üstelik Türkiye'nin kendi koşullarından dolayı da yabancı yatırımı çeken bir konumda değil. 2015'ten beri sürekli Türkiye'ye gelen yabancı yatırımda düşüş var. Bu düşüşün en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence ülkedeki ekonomik gidişatın olumsuzluğu ve Türkiye'deki hukuk düzeninin gittikçe yurt dışında daha çok sorgulanmasından kaynaklanıyor. Ve Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımın seneler içerisindeki gelişimine baktığımız zaman 2015'te yaklaşık 18 milyar dolar gelen yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırım geçen sene yaklaşık 8 milyar dolara kadar düştü. Bu gerçekten çok acı.
Bu senede ilk 6 ayda yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin yabancı yatırımı çekme açısından ne kadar zor ve kötü bir konumda olduğunu gösteriyor. Dünyadaki 2019'da dünyadaki toplam yatırım, doğrudan yatırım miktarı 1,5 trilyon dolardı. Türkiye'nin aldığı 8 milyar doları düşünecek olursak bu oran yaklaşık 56%'ya geliyor. Yani %0.5 oranında dünyadaki doğrudan yatırımı çekiyor Türkiye. Bugün Türkiye'deki ekonomiyi iyiye gidiyor diyenler ya da Türkiye'deki ekonomi hakkında ahkam kesenlerin bu veriye çok iyi bakmaları lazım. Peki o zaman şimdi hani bu zorluklar var. Ama bu zorluklar varken eğer Türkiye doğrudan yabancı yatırımı içeri alamıyorsa neticede bizim çok ciddi bir sektörümüz de var Türkiye'de. Ekonomi aslında öyle çok da durağan değil. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Tabii. Türk şirketleri yabancı piyasalara nasıl açılabilirler böyle bir konjonktürde? Neler yapmaları gerekebilir? Evet, çok teşekkürler sorunuz için. Gerçekten dünyadaki korona sonrasındaki gelişmelerin nasıl seyredeceği konusunda belirsizlik devam etmesine karşın içe doğru kapanıklığın ulusal ekonomilere vereceği zarar şimdiden konuşulmaya başlandı. Hal böyle olunca Avrupa'da, Amerika'da birçok şirketin uzun dönemde uluslararası işbirliği ve yurt dışına açılma yönündeki çeşitli stratejileri ortaya çıkıyor ve bunu değişik şekillerde deklare ediyorlar. Korona sonrası dönemde dünyadaki o kapanmadan çok şirketlerin açılıp kendi imkanlarıyla yurt dışında yeni, kendi ülkelerin dışındaki pazarlarda yeni imkanlar yaratması söz konusu. Türk şirketlerimize baktığımız zaman gerçekten Türkiye açısından olmazsa olmaz şirketlerimizin yurt dışına açılımı, uluslararası alanda iş geliştirmesi. Bunun iki sebebini kısaca size özellikle belirtmek istiyorum. Bir tanesi olumlu olarak alınabilir, bir tanesi olumsuz olarak değerlendirilebilir. Birincilik bir ekonomik ambargo olduğu zaman ya da Türkiye'de gümrük birliğinin sorgulanıp Türkiye'deki o gümrük vergileri konusunda değişiklikler olamaz. Bu itibarla Türk şirketlerinin ivedilikle yurt dışında kendi sektörlerindeki şirketlerle temasa geçip bunlarla joint venture'lar, ortak girişimler yapmaları önemli. Ya da bir şekilde yurt dışındaki şirketlere ortak olmaları imkanları ölçüsünde son derece önemli. Bunun sağlanması durumunda bu tür gümrük birliğindeki kota farklılıkları ya da ekonomik ambargadan dolayı Türkiye'deki sektörleri zora sokacak bir gelişmeyi bir nebze olsun onun sıkıntılarını üzerlerinden atabilirler. İkinci önemli husus, Türkiye gerçekten korona sonrasındaki dönemde batılı şirketlerin, batılı ülkelerin Çin'e yönelik belli bir mesafeli tutum takınacakları artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ekonomi Bakanlığı'nın belirttiği, Maliye Bakanlığımızın belirttiği husus da bu yönde gerçekçi bir yaklaşım, gerçekçi bir anlayış. Ama tabii bunun Türkiye'ye çekilmesi konusundaki gelişmeler ne şekilde Türkiye'ye yönelik olumlu bir hava yaratır ondan emin değilim. Mevcut koşullarda söz konusu bile değil. Dünyadaki doğrudan yatırımlara, yurt dışından gelen doğrudan yatırımların toplam içindeki 56%'ı olan bir ülkenin bundan çok büyük beklentiler içinde mevcutlarda olması gerçekçilikle bağdaşmaz kesinlikle. Onun için Türkiye bunları çekebilmesi için her şeyden evvel bir anlamda içerideki hukuk düzeninde, kendi ekonomik önceliklerinde çeşitli değişiklikler yapması lazım. Kaldı ki şu dönemdeki kur sıkıntısı son derece şirketleri zor durumda bırakabilecek. Hatta yurt dışındaki çeşitli çevreler tarafından da Türkiye'deki şirketlere yönelik bakış açısında da tereddütler oluşturan bir durum. Her gün fakirleşiyoruz gerçekten. Bu nasıl ekonomide iyileşme, bu nasıl ekonomide geleceğe yönelik pozitif bakma? Bugün biraz evvel Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarını çok dinleyemedim ama birkaç bölümünü dinleme imkanı buldum. Tabii diyecek çok şey var ama
Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz lafı bence bugünkü Merkez Bankası'nın açıklamalarına son derece oturan bir yaklaşım. Onun için Türkiye'nin uzun dönemdeki yurt dışına açılımları hem kendisinin zorda kalabilmesinden dolayı hem de yurt dışında yeni çıkacak özellikle Çin'den kaydırılacak paraların ve yatırımların farklı bölgelere kayması çerçevesinde Türkiye'ye yeni imkanlar doğurabilir ve şirketlerimiz bunları bu konularda son derece yeni girişimci olmalı, yeni stratejiler geliştirilmeli. Neler yapılabilir? Burada tabii zamanımız yok ama biz... Evet, şimdi vakit çok da hızlı geçiyor, sona geldik. Ama şimdi burada hani somut olarak sizin aslında anlatmak istediğiniz yine iletişim. Ben sizden onu duyuyorum. Çünkü Türk firmalarının da Avrupa'da eğer ki ortak bir işbirliğine gidecekse o firmaları bulabilmesi için öncelikli olarak kendilerini doğru tanıtabilmeleri de gerekiyor. Ve piyasaya çıkıp bakın bizde bu var, biz bunları yapabiliyoruz. Bizimle ortaklaşa bir iş yaparsanız artılarınız bunlar olur. Biz size bunları sağlayabiliriz. Ve bunu artık çok daha hızlı ve stratejik anlamda kendi geleceklerini de hani sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bir an önce hayata geçirmeleri gerekli diyorsunuz. Tabii. Yalnız çok önemli bir nokta var burada. Bence şirketlerin yurt dışına açılmaları kesinlikle belli bir strateji içinde olmak durumunda. Ve yurt dışına açılım sürecinde Avrupa'daki profesyonel şirketlerden, bu konuda şirketler var, tanıtım olsun, yatırım anlamında olsun, bu işleri yapan profesyonel şirketler var. Türkiye'deki şirketlerin mutlaka bunlardan yardım almaları lazım ve süreklilik arz eden bir çerçevede bu konuya bakmaları lazım. İki tane fuara katılmak, üç tane karşılıklı ziyaret şirketlerin yurt dışına açılma ya da uluslararası anlamda iş geliştirme anlamına gelmez. Bunu belli yıllar, belli bir sene ve belli bir zaman çerçevesinde planlayarak ve stratejik adımlar atarak gerçekleştirmek gerekir. Evet ve de siyasetin tabii buna destek olmasını da temenni etmemiz gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyorum stüdyoya da geldiniz, konuğumuz oldunuz, önemli paylaşımlarda bulundunuz. Doğrudan yabancı yatırım olduğu gibi aslında Türk firmalarının da yurt dışına açılmak için bundan sonra daha dikkatli ve stratejik düşünmesi gerekiyor dedi Dr. Hakan Akbulut. Çünkü gümrük birliğinin iyileşmesi için sürdürülen görüşmelerde de işte Avrupa ve Türkiye arasında bu oluşan mükemmel kasırga devam ederse bir aksilik olabilir. Aman dikkat edelim dedi. Tekrar teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Efendim kapatırken her zaman olduğu gibi pandemi döneminde yaşıyoruz. Pandemi döneminde her ülkenin kendine göre bu dönemi idare etme veya edememe hali var. Yeni Zelanda Başbakanı biliyorsunuz hani benim yakinen izlediğim ve hayranlıkla izlediğim bir başbakan Jacinda Ardern yine güzel bir sürpriz yaptı ve dedi ki ben ve bütün kabine üyelerim maaşlarımızı %20 daha az alacağız ve oradaki kesintiyi bütçeye ve oradan da vatandaşlarımızın kullanımına açacağız dedi. Harika örnek bir davranış sergiledi. Ah keşke diyoruz. Ve her zaman dediğimiz gibi efendim pandemideyiz. Aramızdaki mesafemize, maskemize ve hijyenimize dikkat ediyoruz. Sıkılmak yok, yılmak yok. Bunun sonunu hep birlikte sağlıkla görelim inşallah. Sağlıkla kalın, yarın burada görüşmek dileğiyle.